Yeşillerde vites değiştirmeye çalışıyoruz genelde. Daha sağlıklı vites değiştirsin diye. Yapalım. 1-2-3. Bir, iki, üç. Oldu. Üçe aldı. Sen dip gaz yapsan. Tamam. Görelim bir kere. Ekranı görebiliyor musun? Görüyorum. Dörtteyiz şu anda. Dip gaz yapıyoruz. Tamam. Düşürdüm. Üç oldu. Dört aldı. Oldu. Ayağımı çekeceğim. Şimdi 5-6-7 yapacağım. 5 oldu. 5'teyiz şu anda. 6 7. Evet, tamam. Tamam. Herhangi bir uğultu yok. Yok. Silkelemiyor. Gecikme yok. Şu 180'i bir geçelim. Tamam. Herkes ütmesini biz. Kendimiz bir şey yapmayacağız. Neyi? Kaçtayız? 4'te şu anda. 5 aldı. 6, 7. Direkt 7 yaptı. 3, 2, 3. Dört yaptı. Aracımız var. Benzin 7 ileri araç. Tamam. 40 km hızla giderken araç 4. viteste gidiyor diye şikayeti var abi. Hızla. Araçta herhangi bir arıza kaydı yok. 40'la giderken 4. viteste gitmesi araç için daha iyi. Anladım. Normal. Bu doğru şey abi. Senin aracın sahibi dökün. Ben hoparlörü alayım. Tabii hoparlörü al. Şey abi. Hazmenin eski formeli. Yani burada başım. Şu an sadece şanzıman işine gidiyorum abi. Hüseyin abi sizi duyuyor. Aracın sahibi. Şu anda da başka bir araçla tecrübe edeyim. Şimdi şöyle. 40'la giderken 4. vites olması gayet normal. 30'da giderken de tahmini müşte olur. Yani ne kadar yüksek vites, o kadar düşük devir, o kadar performans için iyi. Yakıt tüketimi de düşük olur. Herhangi bir vurması, silkelemesi yoksa 4. vites 40'da çok iyi. Tamam abi. Teşekkür ederim. Yani keşke 5'te olsa daha az yakar ama 5'te kurtarmaz o 40'ı. Yani 50'ye 55'e çıktığı zaman da 5'te gider. Tamam. Yani sıkıntı yok yani normal araç. Yok ya arabanın. Maşallah. Şu an dip gaz gidiyor. 4000 devre gidiyorsun. Yediye hemen attı.